Çok güzel Sayın tartışıyorlar. Başkanının şey 64 bin lira mıydı maaşı? Evet, net, öyle de net olarak aldı 64 bin lira. Şimdi bunu yani Necdet abi, Hasan Bey'le çok program yapmadık ama Necdet abi'le çok yaptık. Hani onlar bunu diye söylemiyorum. Biz de hakikaten muhalif veya daha Cumhuriyet Halk Partisi tandanslı yorumcular, Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerden çok daha cesur, çok daha mantıklı, çok daha adil ve çok daha iyi yorumlar yapıyorlar. Ve çok daha iyi siyaset yapıyorlar. Necdet abi bildiğim kadarıyla CHP'de aktif bir görevi yok. Yok. Doğru. Ama CHP tandansı desem herhalde yanlış demem. Yok, değil mi? Yok, hiç canım yani, o noktada sakladığım, gizlediğim bir şey değil. Hayır, ben yani sizin adınıza bir şey söylediğim için. Öyleyim, öyleyim. Müsaade isteyerek söylüyorum. Sıkıntı şurada. Hem solcuyum hem CHP'liyim bir de yani. Tamam abi. Sıkıntı şurada. Sizin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı eleştirdiği, Cumhurbaşkanı'nın 64 bin liralık aylık maaşını eleştirirken, bir taraftan da geceliği o maaşın iki katı bir otelden yayın yapınca işte bu tutmuyor. Bu bir şekilde kaba... Bu diğerini haklı kılmaz ama bak. Bu diğerini haklı kılmaz. Bir şey demedim. Hayır, hayır. Peki, bak, geçiyorum. 20 saniyeniz bitti mi efendim? Ben tespit yapıyorum. Kaçtı mı 20 saniyeniz? Peki, bir tespit aldık. Tespitidir tespit bu. Şey Onur Erim'in tespitidir. Bu benim kendi şahsi fikrim. Yani. Teşekkür ederim. Şu Onur Bey'in bıraktığı yerden bir müsaade edin. Tabii tabii, eklemelerinizi alayım. Bir de şunu sormak isterim. Aynı şekilde katılıyorum. Bitireyim. Bir saniye şunu bir söyleyeyim müsaade ederseniz. Söyleyeyim. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın milletvekillerinin maaşlarının tartışılmasını son derece yanlış buluyor. Buna devleti temsil görevinde olan insanlar elbette ki en yüksek maaşı alacaklar. Ama o maaşın dışında akçeli işlerle uğraşmayacaklar. Görevlerinin nüfuzunu kötüye kullanarak. Bakın, gazeteci Metin Cihan'ı takip ediyor Doğru, musunuz? Doğru, ben de fikrim bu söyleniyor. Gazeteci Metin Cihan. İsmi lazım değil, bir milletvekilinin son dönemde TMSF üzerinden el konulan bir şirketin dışarıdan şirket kurdurarak içini nasıl boşaltıp onun üzerinden milyonlarca dolar kazanç elde ettiğini belgeleriyle yayınlıyor. Bu X milletvekili o partiden bu partiden önemi yok. Ama eğer o siyasal gücünü, devletin ona verdiği konumu suistimal ederek bu şekilde haksız kazanç sağlayan bir vekil varsa iktidar muhalefet fark etmez. İşte bağımsız bir yargı düzeninde savcılığın bunların peşine düşmesi ve gereğini yapması lazım. Onun için yeni hükümet döneminde ilk yapılması gereken şey bir siyasi ahlak yasasının çıkartılması. Aynı şey söyledim. Şimdi evet, buna paralel olarak bu az şey önce konuştum. Yani sadece siyasen, bu aslında milletin yani bizim vergi verenlerin de cebinden parasını kesinlikle çalıyor. Hepimizin. Yani bu sadece İşte hani bir orada para var da bizim paramız çalıyor. Evet, kesinlikle. Bu konuda herkes aynı fikirde. Buyurun, tamam, devam edelim. Tamam, bu konuda mutabık olduğunuzu sevindim. Buyurun siz sorunuzu sorun. Servet vergisinden bahsetti ya, zenginden daha çok vergi alınmasına dair. Ne düşünüyorsunuz? Ben o konuda açıkçası yok. Yani gerçekçi olmak lazım. Biz yeter ki aldığımız vergileri akılcı bir şekilde devlet kullansın. Benim hep savunduğum bir şey var. Türkiye kaynakları olmayan bir ülke değil. Türkiye kaynakları çok kötü, çok yanlış ve verimsiz kullanılan bir ülke. Bakın bir örnek, şimdi az önce Necdet Bey'in ifade ettiği faiz ödemesi 369 milyar lira diyor. Ya bu rakamın korkunçluğunu anlayabilmemiz için 2022 yılı bütçesinde tarıma ayrılan paraya bakın. Tarımsal destek hizmetlerine ayrılan para ne kadar biliyor musunuz Hande Hanım? Sadece 29 milyar lira. Tarıma ayrılanın 12-13 katı parayı faize, Londra tefecilerine ödüyoruz biz bugün. Aynen. Buna odaklanmamız güzel, lazım. Güzel o parayı eğer biz üretime, istihdama, yatırıma dönüştürebilsek zaten hiçbir sorunumuz kalmayacak. İkinci bir husus, az önceki konuşmalarda geçti, ben biliyorsunuz. İngiltere'de tefecileri mi ödüyoruz? Londra tefecilerine diyorum işte. Yani yurt dışından aldınız. Şimdi ona da geleceğim. CDS primi dünyada en yüksek ülkelerden biri haline geldik. 800'ün üzerine çıktı. O borçlanma faizimiz işte. Almanya borçlanırken bizden kat be kat düşük faizle bile borçlanırken biz çok yüksek faizlerle, çünkü çok kırılgan bir ekonomiyiz. Evet. Gerekçesini izah edeceğim şimdi ama şu 2023 ile ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Bunu ben söylemedim. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. 225 bin dolar kişi başına düşen milli gelir, 500 milyar dolar ihracat, dünyanın ilk 10 ekonomisi. Bu hedeflerden ne kadar çok şaştığımızı ifade ettim. Ha elbette olağanüstü süreçler yaşamadık mı? 15 Temmuz'u gezide yaşadık da
Türkiye'nin son 50 yılına bakın, bizim olağanüstü süreç yaşamadığımız bir dönem var mı? 70'ten itibaren baktığımızda bu şeyi düşünün, Kıbrıs'ı ve ambargoyu, bir savaş, ambargo, 4 tane askeri darbe, 3 tane ekonomik kriz yaşamış bir ülkeyiz. Biz de çok isteriz İsviçre gibi olalım, güllük gülistanlık yaşayalım ama öyle bir coğrafyada yaşamıyoruz. Bu zorlukların içerisinde siz bunu başarmak zorundasınız. Onun için de en iyi ekonomik programı uygulamak zorundasınız. Yapabiliyor muyuz? Ne yazık ki yapamıyoruz. Bakın, enflasyonla mücadele bağlamında tüm dünyada pandemi sonrasında yaşanan daralmayı aşmak için bir takım tedbirler ortaya konuldu. Londra, İngiltere 30 yıldan sonra faiz arttırımına gitti. Amerikan Merkez Bankası Fed biliyorsunuz Nisan'da başladı. Peyderpey, peyderpey 7 kez faiz arttırımı yapacak. Hong Kong Merkez Bankası faiz arttırımı yaptı. Brezilya Merkez Bankası faiz arttırımı yaptı. Kanada Merkez Bankası faiz arttırımı yaptı. Dünyada talimatla faiz düşüren, bu anlamda bütün dünyadan ekonomi biliminin gerçeklerine aykırı bir biçimde negatif ayrışan ülke biziz. Böyle olduğun zaman bu yanlışı kim yapsa piyasa gözünün yaşına bakmaz. Bizim gözümüzün yaşına da bakmıyor. Efendim, bütün dünyada var enflasyon, öyle mi? OECD rakamları Nisan sonu itibariyle Almanya'da enflasyon %7.4, İngiltere'de enflasyon %7.8. Amerika'da enflasyon %8.3, Avrupa Birliği ortalaması %8.1. Bugün Türkiye'de enflasyon, resmi enflasyon kaç? En son 73'tü, bu ay açıklanacak, öğreneceğiz. Ama hayatın içinde hissedilen 3 haneli enflasyon. Avrupa'da en yüksek enflasyon Estonya'da %18.9. %20'lerde enflasyon yok, %30'larda yok, 40'larda yok, 50'lerde yok, 60'larda yok. 70'lerde bir tane ülke var. O biziz. Yanlış ekonomi politikalarının hayatımıza nasıl hayat pahalılığı zam olarak döndüğünü bundan daha güzel açıklayan bir örnek olamaz. Asgari ücret, buradan geleyim, çok bağlantılı konu. Ben asgari ücret konuşurken dejavu yaşıyorum ya. 6 ay önce Aralık ayında gene sizin programlarınızda bunu konuşuyorduk. 2020 yılı asgari ücreti 2000 liraydı. 2021 yılının Ocak ayında 2825 lira oldu. Ekonomik krizin yükselmesi, enflasyonun az önce söylediğim gerekçeler doğrultusunda Türkiye'de astronomik şekilde artması üzerine 2022 yılının Ocak ayı için %50 zam yapıldı. Ekonomistler uyardılar, dediler ki bu zam yaparak, asgari ücretin oranını arttırarak çözülecek bir şey değil. Türkiye'nin risklerini düşürmeniz lazım. Aksi takdirde %40 da yapsanız, 50 de yapsanız bu birkaç ay içerisinde buharlaşacak. 6 ayın sonunda geldik mi o noktaya? En büyük asgari ücret artışı yapıldı ya. Daha 6 ay önce %50 arttı asgari ücret. Ne oldu? 6 ay içerisinde fiyatlar öylesine bir arttı, hayat pahalılığı öylesine bir yükseldi ki o %50 artış buharlaştı 6 ayın sonunda. Şimdi yeni bir artış konuşuyoruz. Çok sevdiğim bir sarf var. Ateşe odun atmakla ateş söner mi diye. Biz bu şekilde tam da ekonomistlerin söylediği gibi asgari ücreti yükselterek, ücret artışları yaparak enflasyonu besliyoruz. Enflasyonu azdırıyoruz ve o bize hayat pahalılığı olarak geri dönüyor. Yapmamız gereken şey dünyanın ekonomi konusundaki gerçekleriyle uyumlu bir politika izlemek. Türkiye'nin yani, risklerini düşünmek. Yani %50 daha maaşlarını düşürelim. Hayır. Onu siz söylüyorsunuz. Ben öyle bir cümle söylemedim. Öyle akıllı dışı bir cümle söylemem. Ne yapacağız artırmayıp hocam? Anlatayım. Yani? Bakın, siyaset dünyasında son dönemde benim gördüğüm en başarılı transferlerden bir tanesi Profesör Bilge Yılmaz. Wharton Üniversitesi'nden geldi. Hakikaten çok saygın bir ekonomist. Çok güzel bir açıklama yapıyor. Şunu yapmak gerekiyor. TV100'de konuk oldu diyor. Galiba. Evet, sizde de konuk oldu bildiğim kadarıyla. Hakikaten ya, böyle değerli insanların sözlerini dinlememiz lazım. Şunu söylüyor. Türkiye'nin şu an riskleri, kırılganlıkları çok yüksek. Ekonominin bu kadar ateşlenmesinin, alevlenmesinin altında bu var. Bunu durduracak iki temel önlemi alacağız ve bundan sonra Türkiye'de işler rayına girmeye başlayacak. Birincisi, hep ifade ettiği riskleri düşürmek için Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsızlığını, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını anayasal teminat altına alacaksınız. Hiçbir siyasi güç Merkez Bankası'nda kendi talimatlarını yerine getirmiyor, kendi emirlerini yerine getirmiyor diyor. Kement atıp alamayacak. Şu an yaşadığımız krizin temelinde son 2 yılda 4 tane Merkez Bankası Başkanı'nı, sözde bağımsız Merkez Bankası Başkanı'nın siyaset tarafından görevden alınması var.
Ekonominin iyi gittiği az önce söylediğim dönemde, gene AK Parti iktidarı döneminde 14 yılda 2 tane Merkez Bankası başkanı değişmiş, biliyor musunuz? İşler iyi giderken, çünkü orada iyi bir pilot varken ona bırakacaksınız. Birincisi, bizim hiçbir siyasetçinin Merkez Bankası'nın para politikasını yürütmekle görevli olan o kurumun üzerinde bir tahakküm kurmasına izin vermeyecek bir düzeni inşa etmemiz. İkincisi de en önemlisi, bu bana kalırsa, o Merkez Bankası'nda gerçekten saygın, bilgi, birikim, yetkinlik anlamında o koltuğu dolduracak liyakat sahibi, öyle karikatür tipli adamları değil, liyakat sahibi, tüm dünyada saygınlığı olan insanları o koltuğa oturtacak ve onlara vereceksiniz direksiyonu. Bu iki gelişme başlı başına Türkiye'nin bugün 800'e çıkmış CDS primini aşağı indirmesine, risklerini düşürmesine, enflasyon baskısının azalmasına ve süreç içerisinde Türkiye'nin tıpkı geçmişte olduğu gibi ekonomi yönetiminin sağlıklı bir çizgiye ulaşmasına, hayat pahalılığının makul bir seviyeye inmesine yardımcı olacak. Ama bugünkü gibi dünyayla inatlaşmaya devam edersek korkarım. Yani kötü günler geride kaldı ama ne yazık ki görünen o, daha kötü günler bizleri bekliyor. Allah hepimizi korusun.